Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda gerek sabah kahvaltısına ve gerekse günün diğer öğünlerine ait olmak üzere atıştırmalık tarifi vereceğim. Beğeneceğinizi umuyorum. Buyurun başlayalım. Selam, ben Sultanoğlu kanalından Cemile. Bugünkü tarifimizde size kullandığımız malzemeleri söyleyeceğim. 2 boy haşlanmış ve rendelenmiş patates. Su bardağı irmik. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 2 bardak su. Ve son olarak 7 çeşit baharat karışımı. İlk önce 2 bardak suyumuzu kabımıza boşaltıyoruz. Tuzumuzu katıyoruz. Pul biberimizi katıyoruz. 7 çeşit dediğimiz baharatımızı katıyoruz. Ocağımızı yakıp bunları pişirmeye başlıyoruz. Ocağın altını yaktık. Bunları karıştırarak pişiriyoruz. Tam bu aşamada suyumuz kaynadı, kaynamak üzere. O aşamada irmiğimizi kontrollü olarak katıyoruz. Kontrollü katalım. Aza çare olur, çoğa çare olmaz. İrmikle beraber pişirmeye devam ediyoruz. Buradan bir irmik hamuru elde edeceğiz. Dibini yakmadan halledersek çok daha güzel olur. Tam böyle bir hamur kıvamına geldi. Rendelenmiş olduğumuz haşlanmış patatesi ilave ediyoruz. Ve birlikte bir hamur yapıyoruz. Evet, patatesimizi de iyice karıştırdık. Güzel bir hamurumsu bir kıvam elde ettik. Şimdi ocaktan alıyoruz ve bir kaba, düz bir kaba koyuyoruz. Böyle düz bir kaba alıyoruz. Hafiften elle de biraz yoğuracağız. Biraz tuz ilave ediyoruz. Ve sonra hafiften bir yoğuracağız. Hamurumuzu hazırladıktan sonra yuvarlak toplar haline getiriyoruz. Hepsini top haline getiriyoruz. Kızartmaya hazırlıyoruz. Bütün malzemelerimizi toplar haline getirdik. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Kızartmamızı kızartacak kadar yağ koyduk ocağımıza. Ve ocağımızın altını yaktık. Yağımızın kaynamasını bekliyoruz. Yağımız kaynadıktan sonra toplarımızı içine atacağız ve kızartacağız. Ve yağımız iyice pişti, kaynadı. Şimdi köftelerimizi içine atıyoruz.
köfte dedim, toplarımızı içine atıyoruz. Ve altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Çevirmeyi ihmal etmiyoruz. Altın sarısı bir renk alıyor. O vakte kadar kızartıyoruz. Evet. Rengi çok güzel oldu. Şimdi alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi atıştırmalıklarımız bitti. Son hali bu. Afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gerek sabah kahvaltıları için, gerekse günün diğer öğünleri için atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bir tarif verdim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.